taş tıraş yılan derinde yaşat. Değerli basın mensupları, sevgili hayvanseverler. Bugün burada toplumumuzun en savunmasız ve masum bireyleri olan sokaktaki dostlarımızı korumak için toplandık. Hepimiz biliyoruz ki bir toplumun medeniyet düzeyi o toplumun en zayıf üyelere nasıl davrandığıyla ölçülür. Sokaktaki dostlarımız ne yazık ki en zayıf üyeler arasında yer alıyor. Son günlerde gündeme gelen uyutma adı altında katletme konusu gündeme gelmiş durumda. Bu karar dostlarımızın hayatını tehlikeye atmakla kalmayıp toplumumuzun vicdanında derinden yer alıyor. Hayvanları uyutmak, sorunları çözmek yerine halının altını süpürmekten başka bir şey değildir. Bu hakların ihlali karşısında sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Uyutmak yerine çözüm, insani bir çözüm bulmalıyız. O da şöyle: 4 milyon köpek, 1399 belediye, 264 iş günü, günde 11 kısırlaştırma ve bir yılda 4 milyon kısırlaştırma ile bu sorun çözülmektedir. Aynı zamanda barınakların iyileştirilmesi ve sahiplendirme teşvik edilmelidir. Unutmayalım ki sokak hayvanları bizim sorumluluğumuzdadır. Onlar bizlerin sevgi ve korumasına muhtaç canlılardır. Bugün burada toplandık çünkü onların sesi olmayı, haklarını savunmayı kendimize görebildik. Bizler bu karara karşı durarak daha insani ve vicdani bir çözüm arayışındayız. Sokak hayvanlarının uyutulmasını durdurmak için toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Birlikte hareket edersek daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya yaratabiliriz. Hepimize katılımınız ve desteğiniz için teşekkür ediyor. Sokak hayvanlarımız yaşamaklarını savunmak için kararlılıkla mücadele edeceğimizi ilan ediyorum. Yıllık veriden bahsetmek istiyorum. Köpek saldırısı 182, kadın cinayeti 315, cinayet ortalaması 876, çocuk istismarı 23.000, cinsel istismar 29.000, ölümlü ve trafik kazası 286.000. Gücünüz köpeklere mi yetiyor? Acizsiniz. 182 köpek saldırısı için 30 milyon köpeği öldürmek isteyenler 23.000 çocuk istismarına kör ve sağır, zalimsiniz. Ülkemizde hızla yayılan şiddet salgınıyla birlikte son dönemde hem kamu görevlileri hem de bir takım dernekler tarafından 5199 sayılı kanunu yok sayan hukuka ayrı demeçler, sokakta hayvan olmamasını, sokak hayvanlarının belediye barınaklarında yaşamaları gerektiğini ifade eden kanuna, yönetmeliğe ve ortak yaşam ilkelerine aykırı söylemler, basın ve medya yoluyla yapılan dezenformasyon nedeniyle usulsüz ve kanunsuz şekilde toplama haberleri daha fazla gündeme gelmeye başladı. Oysa 5199 sayılı hayvanları koruma kanununun 6. maddesi son derece nettir. Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakım evlerine götürülmesi zorunludur. Bu hayvanların müsaadeden sonra aşılanıp, kısırlaştırılıp, kaybedildikten sonra alındıkları yere bırakılmaları gerekir. Yaşadığımız olumsuzlukların sebebi de sokak hayvan popülasyonunun kontrolsüz artmasıdır. Bunun asıl sorumluları da cins hayvan üretim ve satışını tamamen yasaklamayan, evde bırakılan hayvanları sokağa terk edenlere veya kurumlara idari ve adli yaptırım uygulamayanlardır. Yerel yönetimler sokakta yaşayan hayvanların kısırlaştırılmaları, aşılanmaları gibi kanunla tanımlanmış görevlerini yerine getirdiğinde sokak hayvanı popülasyonu zaten azalacaktır. Bunun için yasada zorunlu kılınan bakım evleri yapılmalı, yeterli hekimler istihdam edilmelidir. Biliyoruz ki bilimsel, vicdani, ülkemize yakışacak etik tek çözüm kısırlaştırma seferberliğidir. Bunun için tüm kurum ve kuruluşlar işbirliği yapmalıdır. Ve en başta biz hayvanseverler her türlü işbirliği ve göreve hazırız. Öldürme, yaşat diyoruz ve tüm vicdanlı insanların desteğiyle de bu yasayı sonuna kadar reddediyoruz. Ve bugün burada son derece önem arz eden konu için toplanan herkese can dostlarımızın öpücüğünü iletiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.